Evet sevgili dostlar 16 Temmuz 2023 ikinci videoyla karşınızdayım Formalar giyilmiş tıraşlar olunmuş Siz bunun manasını çok çok iyi biliyorsunuz ama bana gerek kalmadı Fenerbahçe Tadiçi açıkladı hem de 30 yok 30 santimli yani hem de büyük bir şokla Fenerbahçe transferde büyük bir sürprize imza atarak yo Dusan Tadiçi İstanbul'a getirdiğini açıkladı. Transferinizde ekibi Fenerbahçe Ayaks'tan ayrılan yıldız futbolcu Dusan Tadiç'i İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe kulübünden kapa yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin ardından yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinin tamamlanacağı ve ardından resmi imzanın atılacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın Dusan Tadiç için teklif yaptık açıklamasının ardından Fenerbahçe 34 yaşındaki futbolcuyu gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a getirdi. 30 santimlik şok ne ya? Ha, 30 takımdan teklif geldi. Pardon 30 santimlik nereden çıktım? Hollanda basından, de Telegraph'ın haberinde Ajax ile sözleşmesini resmen feshettiğini feshettiğine itibaren Susan Tad için menajerine altısı Suudi Arabistan'dan olmak üzere 30 kulübün resmi teklifte bulunduğu ancak oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belirtildi. Bu arada yanık kremi var elimde. Uygun fiyata satabilirim arkadaşlar. Bunun distribütörlüğünü alacağım. Neden? Çünkü dün Galatasaray'la anlaşmıştı. Galatasaray medyası Galatasaray'la anlaştığını söylüyordu. Hadi Fenerbahçeliler. Hani çok Fenerbahçeliyim diyorsunuz ya. Hani çok atıp tutuyorsunuz ya. Buyurun meydanlara dökünün. Deyin ki Galatasaray'ın da elinden futbolcu aldık. Hani siz seversiniz Galatasaray futbolcularına tapmayı. Tövbe haşa tapmayı seversiniz. Yere göğe sığdıramıyorsunuz. İnsanüstü bir güç veriyorsunuz. Buyurun yazın Galatasaray'ın elinden dünyanın en iyi futbolcusunu aldık desenize. Yok demezsiniz. Demezsiniz sizi de gömeceğiz. Sizi de gömeceğiz. Size de 30 santimlik şey 30 santim size de 30'luk şok gelecek merak etmeyin. Tabii için Ajax kariyerinde çıktığı 241 maçta 105 gol, 112 asist kaydederek 241 maç, 110 217 gol. 241 de 217 gol. Haklısın. 34 yaşındaki Sırp oyuncu sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Ajax'tan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Tadic Ajax'ta 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası kaldırma başarısı gösterdi. Deneyimli oyuncu 2018-2019 sezonunda 28 golle gol krallığını elde etti. Son 5 sezon. Arkadaşlar 2018 2019dan itibaren tek tek sayıyorum. Son 5 sezonda da 10 artı gol, 10 artı asist de tamamladı. Darısı Fenerbahçe'mize inşallah. 2018-19. 34 maç, 28 gol, 13 asist. 19-20'de 34 maç, 28 gol. şey, pardon 2019-2020'de 25 maç, 11 gol, 15 asist. 2020-2021 34 maç, 14 gol, 18 asist. 2021-22 34 maç, 13 gol, 19 asist. 2022-23 34 maç, 11 gol, 18 asist. Yani Fenerbahçe'ye skor makinesi geldi arkadaşlar. Çamaşır makinesi değil, skor makinesi. Son dakika flash gelişme. Fenerbahçe şimdi çöplemeye başlayacaklar. Peki size soruyorum Sezonda kaç gol kaç asist yapar? Not. 20 takım 38 lig maçı. Konferans elemelerinde 6 eleme maçı. Yani eğer gruplara kalabilirsek. Şu kadroyla kalacağımızı düşündüğüm için söylüyorum. 38 6'da 44. Gruplarda 6 maç 50. Oradan muhtemelen çıkarız. 2 de oradan 52. Türkiye Kupası'nda yaklaşık bir 5 maç 57 ya da 58 diyelim. 58 resmi maçtan kaçında oynar? kaç gol kaç asist yapar. Şimdi ayağına bakılan bir oyuncu. Kariyerin önemli bölümünde sol kanat oynuyor. On numara oynuyor. Forvet oynuyor. Sağ kanat oynuyor. Sahte dokuz oynuyor. Yani 5 sezondur Ajax'ın formasını giyiyor. oyun kurulumunda direkt ayağına bakılan oyuncu. Takımın lideri. Yani Ajax'ın takım kaptanlığını yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'de Arda Güler'in ayrılmasından sonra da artık oyun zekası olarak da yüksek zekada birisi lazımdı. Büyük skor katkısıyla da o isim oldu. Ee, ne diyor? Fenerbahçe'nin uzun yıllardır kullandığı gol müziği Freed From Desire şarkısıyla bağdaşmış bir isim. Öyle ki Ajax taraftarı Tadic'i ilgili şarkının melodisi olan Tadic On Fire yani Tadic yanıyor şeklinde tezahüratlarda bulunuyormuş. Kariyer zirvesinde Ajax'ta da kişisel bilgiler. 34 yaşında 1.81 boyunda sol ayak olan Tadic kariyeri boyunca Wolf Wojina, Twente, Southampton ve Ajax formaları giydi. Kulüp kariyerinde çıktığı 666 resmi maçta 202 gol, 232 asist yaptı. Sırbistan milli takımında kaptanı olan yıldız oyuncu milli formayla çıktığı 98 resmi maçta 21 gol kaydetti. Sırbistan'da 3 kez, Hollanda'da 1 kez yılın en iyi oyuncusu seçilen Tadic 2018-19 sezonunda 28 golle Hollanda gol kralı oldu. 3 kez Euro Dubai'si kazanmayı başaran Tadic 2 Hollanda kupası, 1 Hollanda süper kupasını kazandı. Yeter mi? Yet yetmez Ali Koç yetmez 6 senedir 6 senedir aklındayım yapamadın ki farkındayım yani 6 senedir biz Tadici değil biz 6 senedir seni bekliyorduk seni seni bekliyorduk 6 senedir Ali Koç gelecek Ronaldo gelecek Messiyi getirecek yıldızlar gelecek lan Ali Koç bir geldi Diego Reyes Adil Rami falan gelmeye başladı ben bir şey söyleyeyim mi? Mario Branco'yu e, şey yapın. Bir odaya sıkıştırın. Eline de bir tane kağıt verin. Geberene kadar bu kulüpte çalışacağım diye. Bir tane elinden kağıt alın. Bak Fenerbahçe için Arda Güler gitsin sıkıntı değil. Ferdi'ye 20 30 50 teklif geliyor. Gitsin. Hiç sıkıntı değil. Gitsin. Hiçbir sıkıntı yok. Gitsin paşam. Gitsin şekerim. Gitsin. Biz kime sahip çıkalım? Biz Mario Branco'ya sahip çıkalım. Çünkü Allah'tan bir mani gelmezse konferans kupasını kazandığımız zaman Mario Branco adından da sıkça söz ederiz. Öyle giderse orayı kazanacak kadroyu kurduruyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani e, şimdi yine sıradaki habere geçeyim. Fenerbahçe Dominik Livakovic transferini bitiriyor. Bak. Ben dün bizim WhatsApp grubumda bazı arkadaşlar var. Hani orada hani Ali Koçu seven, sevmeyen karşı çıkan çıkmayan bir sürü arkadaş var. Onlardan bir tanesine dedim ki ya şunları şunları getirirsen Ali Koç hakkındaki fikrin değişir mi? Hocam dedi eğer onları onları getirirse Ali Koç'un en büyük savunucusu ben olurum dedi. Sadece bir kişi kaldı. Abi, düşünün bak Ali Koç'a 7-24 kızan bir arkadaşımız en büyük savunucusu ben olurum dedi. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Kafalar şu anda Zaha'da ama belli mi olur? Fenerbahçe bir furyayı başladı. Bir ateşi yaktı. Bu arada tadiç <laughs> konusunda da şunu söyleyeyim. 10 numaralı formamızın yeni sahibi oldu. Ben Zaha'ya verilir diye düşünüyordum ama geç kaldı. Neyse o da 23 giyer. 9 giyer. 23 giy Yok 9 giyemez. 23 giyer. 29 giyer. Kendi bilir. Fenerbahçe kaleci arayışını sürdüren Fenerbahçe Hırmat kaleci Dominik Livakovic'in transfer için Dinamo Zagreb'le büyük ölçüde ikna etti. İşte transferin son aşaması. Fenerbahçe hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde artık sona yaklaştı. Dinamo Zagreb'le Fenerbahçe büyük oranda anlaştı. Hepiniz farkındasınız değil mi? Dün yani haberiniz var. Dün Livakovic'in takımı Süper Kupa maçındaydı. Maç bitiminde Livakovic taraftarıyla vedalaştı arkadaşlar. Hakkınızı helal edin dedi. Onlar dedi ki: "Hak, helal. Oğlum, ne demek istiyorsun falan dedi. Pardon gideceğim yerde buna çok dikkat ediyorlar da." dedi. Aa dedi onlarda. Maçın spikeri Fenerbahçe'nin anlaştığını söyledi. Yani şu an Livakovic'in Fenerbahçe'ye gelmemesi için tek bir sebep var. Allah muhafaza uçağının falan düşmesi. Yoksa kulübü geri adım attı. Tamam dedi. Fenerbahçe'den anlaştılar. Tamam dediler. Fiyatla da anlaşıldı. Herkes 9 falan diyor ama benim bildiğim 8 milyon euro. O da 4 taksit şeklinde. Umarım benim bildiğimdir. Yani umarım bendeki bilgi doğrudur. Yani 8, 4 taksitle. Hocam bir kaleciye 8 verilir mi? Kaleci 8'i hak ediyorsa 8 verilir. Kaleci 15'i hak ediyorsa 15 de verilir. Kaleci 50'yi hak ediyorsa 50 de verilir. Peki hocam... E, Altay Bayındır konusunda ne diyorsun sen? Ben size Altay Bayındır konusunda çok açık, net, bariz bir duyum verdim. Dedim ki... E, Livakovic geldi kapını duyarsanız Altay Bayındır gitti kapı olarak... Altay bayındır gitti kapı duyarsanız Divakovic geldi olarak algılayın dedim. Hala da sözümün arkasındayım. Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la adından söz ettirdi. Fenerbahçe'nin uzun zamandır takipte olduğu isim, pazarlıklar yürüttüğü isim. 6 milyon euro, biz dörde almaya çalıştık en başta. Olmadı 10 milyon euro da diretti. Son teklif 9 diyorlar ama bendeki 8. Villarreal'in de önüne geçti. Peki Livakovic kim? Hocam bak o kadar iyi bir kaleci olsa Avrupa'dan 582 532 766 tane takım giderdi alırdı. Alırdı evet. Avrupa takımları 28 yaşında bir kaleciye hani kariyerli bir kaleciye gitmek yerine 22 yaşında, 23 yaşında, 25 yaşında kalecileri almak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Avrupa takımlarının hedefinde bu var. Ha, tabii ki Livakovic alabilirler. Neden almasınlar? Ama 10 milyon euro bize fazla. Yani bize niye fazla? Çünkü bizde Euro kuru maalesef aldı başını gidiyor. Bir de e, akaryakıta gelen zamdan sonra iyice aldı başını gidiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Akaryakıt zamı çok mühim değil ama taşıma işin içinde olduğu için kargodan taşımaya hani gıda ürününe ne kadar şeye zam geleceğini artık herkes bekliyordur. Çünkü taşıma artınca maliyet arttı olacak vesaire vesaire. Şimdi euro döviz kuru da yani e, euro döviz kuru da haliyle şu seviyeye gelmişken 10 milyon euro bizler için çok büyük para. Ah dediğim gibi arkadaşlar. O cümlelere bu cümlelere takılmanın mantığı yok. Tad işte 34 yaşında. 34 olsun. Ceko da 39 yaşında. Biz yıllarca buna takılmadık mı? Ne yaptık? Aman genç Rossi'yi getirelim. Aman işte genç şunu getirelim. Aman genç bunu getirelim. Atilla Salahi. Ben bir şey söyleyeyim. Bugün Atilla Salahi'yi hani e, 25 yaşında Macar milli takımında iyi oynuyor. Üçlü savunmada iyi diye satarsak satabiliriz. Yoksam yok. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. <laughs> Hocam sade de gel. için kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Ama ilk kapın Bekao olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani Bekao trans Bekao kapından sonra olacak gibi geliyor. Bu arada Bekao'nun da bugün artık İstanbul'a gelmesini bekliyorum hatta. <laughs> siz bu videoyu kaçta izlersiniz? 18 18 30 gibi izlersiniz. Büyük ihtimalle siz izlemeden önce gelmiş olacak. Yani 10 milyon euro yasa değerli bir stoper Fenerbahçe'ye de yakışacak. Tadiç eklemişler mi? 10 numara koçum benim. Alt 6 milyon euro. Bak yıllarca biz buna çok aldandık. 6 milyon euroya çok aldanmayın. 9 Kent, 6 Tadiç. 15 milyon euroluk 2 tane bedava futbolcu. 4 Ceko etti sana 19. Bir kişi daha al dedik ya. Neyse onu da siz ha şeyi pardon Ciku'yu almıştık 8'de oradan. Yani 27 milyon euro transfer market değerli futbolcuyu bedava almak. Miha Zayt çok soru geliyor. Mi Zayt'a verilen süre doldu. Yeni sözleşme teklifinde bulunduk. Net bir cevap gelmedi arkadaşlar. Hani İsmail Kartal'da da görüşmüştü. İsmail Kartal'a bir nevi söz vermişti. Ama bir nevi sözünde durmadım Açık söyleyeyim. Ben Fenerbahçe seviyesinde görmüyorum. Daha önce de söyledim. Ama hani geniş kadroda yer alabilirdi. Fakat 14 tane yabancı kadroda olacağı için onu iyi seçmen lazım. Bu açıdan da çok şey yapmadım yani. Zaytsın. <laughs> Zaytsın yolu açık olsun. Diyelim arkadaşlar. Rashida. Milot Rashida için transfer savaşı demiş. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Galatasaray medyası Galatasaray'a aşık. Hayran. O kadar hayran ki Galatasaray ismini büyütmek için kendilerini feda ediyorlar. Yani Galatasaray'ın adı büyüsün, pirileri övsün ama bunları gömsün istiyorlar. Bunlar için çok bir önemi yok. Bunlar için hani paralarının, pullarının dönemi yok. Bunlar için makam mevkin dönemi yok. Galatasaraylar için ölüyorlar. Tamam mı? Bizim Fenerbahçe taraflarına ne oluyor? Ben de onu çözemiyorum. Yani Galatasaraylı gibi hareket etmelerini çözemiyorum. Şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe arasında rekabet yaşanıyormuş da 100 yılı aşkın falan filan Milot Raşida için iki kulüp karşı karşıyaymış. Ya Rashida kim? Rashida kim? Allah aşkına Rashida kim? Bak Cengiz Ünder için karşılaşıyorlar deseniz anlarım. Niye? Türk futbolcu kanatlarda kreatif. Hani Cengiz Emre Mor İkisi de aynı tip oyuncu. Hangisi daha iyi performans gösterirse sağ kanada alır. 3 Türk kuralına çabar Bu arada Türk kuralına ilgili de aklıma bir şey geldi. 9 artı 2 olsun demişler. Ya da kaldıralım demişler. Eğer 20 kulübün 20'si de kaldıralım derse kalkacakmış. Yabancı kuralı. Yani 20'sinin 20'si de. Galatasaray istemiyor yabancı kuralının kalkmasını. Hocam olur mu Galatasaray ister en fazla. Yok istemiyor. Niye? Ulan yabancı kuralı kalkarsa bunlar Ferdi'ye 50'ye. Işte Samet Akaydın'ı 7-8'e. İrfan Can 15'e. Mert Hakan'ı 9'a falan satar. Bunlar iyi satıyor. Bunlar, bunlar da satmada sınır yok. Bunlar deli satıyor. Eğer yabancı kuralı serbest olursa Fenerbahçe uçar gider biz bunları töbe yakalayamayız diyormuş. Yalansa yalan değil. Bugün Kerem Aktürkoğlu'nu satın. Galatasaray'ın en değerli futbolcusu. Kaça gider? Bugün Ferdi Kadıoğlu'nu satın. Kaça gider? Takdiri size bırakıyorum. Hani Icardi aldı geçen sene Galatasaray. Zan yolu. Abdülkerim parmakçı aldı. İşte Ca Pedro transferi falan. Hani hepsinde de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı karşıya geldi dediler. Icardi de Fenerbahçe geri adım attı. Zanyolo da istemedi 15 milyon euro. 30 milyon euro daha doğrusu Galatasaray'a maliyeti. Abdülkerim de biz sen o kadar eder misin falan demişiz. Son olarak Sebastian Şimanski'de de iki kulüp karşılaştı. Ki Fenerbahçe gerçekten istedi miydi alıyor. Doğruya doğru. Galatasaray acele etmiyormuş. Arkadaşlar Raşida'ya teklifimiz yok. Raşida'ya isteğimiz yok. Raşida'yı istemiyoruz. İyi de hocam o zaman bu haberler nereden çıkıyor? Galatasaray'ların gönlünden çıkıyor. Şey yapıyorlar, e, uyduruyorlar ki, şimdi ne olacak biliyor musun? Adı şu olacak, Galatasaray Raşida'yı alamayacak. Alamayınca adı ne olacak? Fener yüksek para verdi, futbolcunun aklını çeldi, o yüzden alamadı olacak. Yani bahane olacak. Bahane olacak. Çok güzel de bahaneleri var. Ya kimle konuşsam, işte Fenerbahçe transferde hainlik yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ya 0-7 yaş grubu çizgi filmlerini izlemeyi bırakın artık. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Kabul. Ama milletin çocuğunu da öldürmeyin. Kendi kendinize bir düzen, bir dümenin içerisindesiniz. İnanıyorsunuz. Hakemler kolladıysa içeride dışarıda yendik sizi. Bak. Başka argüman yok. Başka hiçbir şey yok. Tamam. Hakemler kollamadı. Tamam mı? Fenerbahçe e, mesela hazırlık maçlarında bile Avrupa takımlarına çıktınız. A takımınızda çıkıp hepsinde yenildiğiniz hazırlık maçlarını Fenerbahçe yedek takımlarının hepsini nasıl yendi? Hadi. Hani sizin 0-7 zekanıza uygun bir soru kafa böyle çalışıyor. Ya geçiniz bunları. Ben çok umursamıyorum. Sizler de umursamayın. Ve e, size tavsiyem size tavsiyem arkadaşlar Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Bakın Ali Koç daha yetersiz. Ben onu söyleyeyim. Daha bu kadro yetersiz. Hocam bu kadro yetersiz de demek. Bak. Beko tamam. Divakovic tamam. Zaha bekliyoruz. Tadiç tamam. Mert Müldür bekliyoruz. Dominguez bekliyoruz. Paradez de konuşuluyor. Felipe Anderson konuşuluyor. Yani son 5 yıl istatistiği 109 gol, 102 asist olan Tadiç Fenerbahçe'de ama biz başkalarını da bekliyoruz. Burada sıralı listeyi söyledim. Başka haber vereyim mi? Bir haber daha vereyim. Cikun'un yeri 20 milyon euro'ya doldu haberiyle. Ne şey yapayım? Şimdi Fenerbahçe taraftarına diyor ki hocam Cikun sıradan bir topçu. Strasburg yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Alexander Cicu'nun yerine 20 milyon euroluk bir transfer hamlesiyle doldurmuş. Tamam mı? Haberiniz olsun. Chelsea'nin de sahibi olan Todi Boheil'in satın aldığı Strasbourg Kulüp Brüj'ün savunma oyuncusu Abakar Silya için tam 20 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. Potansiyelli oyuncuyu transfer etmiş arkadaşlar. Yani adamlar bize kaptırdıkları futbolcunun yerine 20 milyon euroluk futbolcuyla dolduruyor. Ama biz Köpleme uzmanıyız. Peki şimdi size soruyorum. Fenerbahçe'nin sıradaki kapı kim olur? Cevabını lütfen yorumlara belirtin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada Tadış ile ilgili bir video atmıştım. O videoyu tekrar izleyin demiştim. Eminim hiç kimse izlememiştir. Belki de 100 kişi anca izlemiştir. Bir bakın bakalım o videoda kaç dakika boyunca Tadış'ı anlatıyorum. Söyleyemiyorum. Keşke söyleyebilsem diyorum. 10 numara transferi. Ee, pozisyon olarak değil yeni gelecek ilk kapın 10 numara giyeceğini söylüyorum. Tadiç'e dair bilgiler veriyorum. Aa, normalde eski Ali Koç olsa Beşiktaş'a hediye eder. Çekilir transferden. Fair play der diyorum. Sana şampiyon olmak için yıldız getirmek zorundayız diyorum. Ve ben size bir sürpriz daha vereyim mi? Bir sürpriz daha verebilirim aslında. Tadiç sol kanat için alınmadı. Beklemede kalın. Çok üzere.